Fenka İnşaat Taahhüt, Hafriyat, Nakliye, Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi 2005 yılından itibaren İzmir ili başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde inşaat taahhüt işleri yapmaktadır. Firma yerli ve yabancı sermayeli özel şirketlerin fabrika üretim binalarıyla konut, otel, tarımsal ve endüstriyel yapılar, tersane inşaatı, showroom ve ofis binaları, akaryakıt istasyonları gibi yapıların inşaatlarını gerçekleştirmiştir. Fenka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kaplan'dan sektördeki çalışmaları hakkında bilgiler aldık. 2005 yılından beri İzmir ve İzmir dışında inşaat sektörü, sanayi bölgesi yoğunluğumuz vardı ve lüks konut bayağı bir yaptık. Çeşme bölgesi olsun, Seferihisar olsun, Güzelbahçe olsun. 2007'den beri sektörü biraz değiştirdik. Sektör genelde çiftlik konusunda devam ettik. Çiftlik hayvan barınakları, büyük baş hayvan barınakları, bu modern çiftlik dediğimiz Amerika sistemi diye devam ettik. Çiftlik inşaatla ilgili proje, danışmanlık, fizibilite, artık ekipman, yani daha doğrusu şunu diyebiliriz. Çiftlik inşaatta biz anahta teslim yapıyoruz. Projeyle ilgili bütün ekipmanla ilgili kendi üretimiz. Çelik konstrüksiyon kendi üretimiz. Hayvan yatakları, hayvan yemlik durakları ve çitler, padok çitlerimizle ilgili tamamen kendi üretimiz. Cemil Kaplan konuşmasında Kastamonu'da yapmış oldukları projeleri değerlendirdi. Kastamonu'da devrekhanede yaptığım 960 parça bir çiftliklerini biz 6 ay süre verdik. 6 ayda bu işi bitiririz ve kimse inanmıyordu biteceğimize. Biz 6 ayda o işi teslim ettik. Geçen hayvanları alım için buraya gelmişler. Yönetim kurulu başkanları da. Şunu söyledi Cemil abi, keşke bizim bir inşaat daha çıksa. Biz sizinle tekrar çalışsak yani. Bu memnuniyet bizim için çok önemli. Bizim asıl paradan önce müşterilerimizin memnuniyeti. Önerimiz şu, hayvan çiftliğiyle ilgili deneyimli ve iyi firmalarla çalışabilmek. Hayvan konforu çok önemli. Hayvanın yaşantısı çok farklı. Eski sistem biliyorsun yok artık. Yeni teknoloji kullanıyoruz. Tamam, bu teknolojiyi biz Amerika'dan kullanıyoruz. Önerimiz düzgün insanlarla doğru yerde, doğru hesap ve iyi insanlarla bu işi yapmak. Fenka İnşaat Firma Ortağı ve Projelendirme Sorumlusu Gökhan Temiztepe, projelendirme hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Hayvancılık konusundaki bazı mühendislik hizmetlerini bu konulardaki uzman profesör lerle çalışabiliyoruz. Hatta bu sadece yurt içinde olmuyor, yurt dışında da oluyor. Örneğin en son bir NİDE projemizde Amerika'da bu işlerde çok başarılı bir profesörle bir hafta boyunca bir çalışma yaptık. Ondan da çok şey öğrendik. Veya Türkiye'deki bazı arkadaşlarla bu şekilde çalışarak hayvanların en uygun rahat edeceği pozisyonları ve gübre çözümünü özellikle ortaya koyup belli bir noktadan belli bir noktaya projeyle getirmeye çalışıyoruz. Firma idari sorumlusu Onur Bekler'den çalışma aşamalarını dinledik. Özgür Bey'le birlikte yaklaşık 4 yıldır fizibilite raporları hazırlıyoruz. Türk Telekom yatırımlarıyla ilgili. Arazi seçiminden doğru yatırım yapmasına, finansal kaynaklarına kadar bu yatırım nasıl yapabileceği ile ilgili görüşmeleri de yönlendiriyoruz müşterimize. Daha sonra uygun, onun istediği şekilde uygun bölgesel şartlara göre projelerini hazırlıyoruz. Ardından inşaatlarını biz yapabiliyoruz. Bunların her bir ayrı, sadece bir kısmını da yapabiliriz. Tamamını biz de yapabiliriz. İnşaat mühendisi Erkan Sönmezer ise uyguladıkları projeler hakkında bilgi verdi. Aslında mühendislik bir proje aşamasında var bu inşaat sektörünün. Bir de uygulama aşamasında var. Yani genelde projeyi hazırlayanla uygulamayı yapan aynı ekip değildir. Ama bizim işte bir şansımız, projede bizim elimizden çıkıyor. Uygulama da bizim elimizden çıkıyor. Bu hani uygulama aşamasında doğacak sıkıntıların daha çabuk telafisi anlamında. Pazarlama ve satış sorumlusu Özgür Topuzoğlu yatırımcılara önerilerde bulundu.
ben yatırımcılara şunu önerebilirim. Mutlaka danışman firmayla çalışmaları gerekiyor. Çünkü eğer danışman firmayla bu işi yapmazlarsa ileride çok büyük sıkıntılar, hatta belki de işletmenin kapanmasına kadar giden bir süreçle karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu sadece yatırımcıya değil, sektöre de zarar veriyor. O yüzden de yatırımcıdan mutlaka danışman firmayla hareket etmeliler. Danışman firma da seçerken de referanslarına ve tecrübelerine çok dikkat etmeliler diyorum. Son olarak satış sorumlusu Özgür Meral ise yurt dışı hedeflerine değindi. İlerleyen dönemdeki düşüncelerimizde sadece bu proje ve inşaat anlamında değil, ekipman anlamında yurt dışına çalışmak tabii ki var. Örnek veriyorum, Hollanda'da bir tane hayvan için yenlik kilidi dediğimiz kilidin tanesi Türk lirasıyla 180 liraya satılıyor. Biz burada onu 110 liraya satıyoruz. Yani baktığınız zaman yurt dışına bu anlamda ihracat yapmak dolayısıyla onların da işine gelecek bir şey aslında. Avrupa ülkeleri ve dediğim gibi Türkiye Cumhuriyetler bu anlamda bizim için iyi bir pazar olduğunu düşünüyoruz.